Amerika yakası Orta Doğu'yu yok etmek ister ama elinden gelmiyor. Orta Doğu'yu kana bulamak istiyor. Amerika Arap ülkelerini girdi, Libya'yı yok etti, Kaddafi'yi itti, öbür Irak'ı yok etti, Saddam'ı etti, öbürünü etti. Kana akıtmak istiyor, ne yapıyor? Katıyor. Amerika'nın politikası belli zaten. Petrolleri ele geçirmedi. Orta Doğu'da ezelden beri bu kazan vardı işte. Amerika Orta Doğu'yu istemiyor. Amerika bizi istiyor aslında. Orta Doğu'yu değil. Ortalığı karıştırmak istiyor. Ne iş yapacak? Amerika Orta Doğu'da Orta Doğu'yu böyle parçalarıp yıkmak istiyor. Onlar bizim başımızı batırmak istiyor ama batıramayacaklar. Düşman olabilir, ne dost olabilir? Abi İsrail devletini kurmak istiyor. Sizce Amerika Orta Doğu'da ne yapmak istiyor? Amerika Orta Doğu'yu istemiyor. Amerika bizi istiyor aslında. Orta Doğu'yu değil. Değil değil mi? Bizi istiyor. Amerika'nın aslında hedefi biziz. Bizi susturmaya çalışıyor. Evet. Ama inşallah yapamayacak, beceremeyecek. Sizce efendim? Ben de ablama katılıyorum. Yapamayacak yani. Evet. Biz birlik olduğumuz sürece tabii. Bizim birlik olup ülkemize sahip çıkmamız gerekiyor. Orta Doğu'da şu anda ülkeyi iyice karıştırmak, Orta Doğu'yu özellikle bölgeyi karıştırmak istiyor. Zaten İran'la aralarında bir anlaşmazlık vardı. Bu anlaşmazlığın üzerine özellikle Süleymani'nin öldürülmesi üzerine iyice ortalığı karıştırmak üzere. Trump zaten geldiği günden beri bunu gösteriyordu, ortaya çıkarmıştı. İnşallah ortaya çıkan bu karışmazlıkta ülkemize herhangi bir zarar gelmez. Tek dileğimiz, tek duamız. Amerika Orta Doğu'da Orta Doğu'yu böyle parçalarıp yıkmak istiyor. Evet. Petrolleri için. Şu anda rezervleri için yani. Evet. Tamamen orayı dağıtmak istiyor. Bence o İsrail kaynaklı yani beraber yapıyorlar. Küçük İsrail'i oluşturmak için yani tabii bölgede İsrail'e yer açmak. Evet. Büyük bir şekilde onu genişletmek topraklarını. Evet. Yani o şekilde bir şey. Sizce? Yani kendi politikaları için her zamanki gibi tabii ki ortak olmak hani amaç. Petrol amaçlı. Ya ben dün gazetelerde bir şey okudum ve çok üzüldüm. Şöyle bir şey var. Eğer Orta Doğu karışırsa biz İran'dan doğal gaz alıyoruz. Ve Doğu Anadolu'nun donma tehlikesi olabilir. Ambargo koyarsa ya da o petrol rezervlerine konarsa. Ya dünkü olay çok yani vahimdi. Orada ne oluyor bilemiyorum. Yani orada kaynıyor yıllardır. Şu an altın fiyatları da yükseldi. Yükseldi, dolar yükseldi. Yani biz zaten mesela ben Ömer öğretmenim 41 sene çalıştım. Bol bol maaşım yetiyordu, yetmiyor. Neden? Dolar sürekli oynaklık gösteriyor. Her şey dolarla alınıyor. Fiyatlar yükseldi. Ya ben bu büyük devletlerin oyunlarını sevmiyorum. Kendi çıkarları için yazık değil mi yani? Oradaki o insanlara. Kan gövdeye götürüyor, çoluk çocuk hepsi mahvoldu. Çocuklar yetim kimse kalıyor. İstemez. Kimse ister mi vatanında? Ha biz ister miyiz mesela bir savaş çıksın da Allah göstermesin. Çoluk çocuğumuz gitsin. Sırf yani Amerika, Rusya ya da büyük devletler istiyor diye böyle bir kan gölü yani olamaz. Orta Doğu mahvoldu gitti bence. Evet. Suriye'de kalmalıydı. Irak'ta kalmalıydı. İran'da durmalıydı. Ben şunu da anlayamıyorum. Nasıl bir yerden gelip de ben demokrasi getiriyorum diye bir ülkeye nasıl müdahale edersiniz? Ta nerelerden? Ya ben onu anlayamıyorum. Hani Amerikan şeyi değilim. Hani karşıtı bir insan değilim ya da Rus yanlısı ya da Rus karşıtı. Ama bu büyük devletleri ben hiç anlayamıyorum. Kendi şeyi için, petrol için. Evet, hani yazık değil mi o çocuklara? Sonra bir de göç kat dalgası gelebilir. Irak'ı karıştırırsan Türkiye'ye 50 bin tane göç düşünülüyor gelebilir. Kaçan buraya gelecek. O zaman kendi vatanımız da karışacak. Hani her tarafı karıştırıyorlar. Ben İran'dan sonra Türkiye'ye sıra geleceğini düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Doğru düşünüyorum. Sırayla geliyor. Irak'ı parçaladı, Suriye mahvoldu. Yani, nasıl duruş yapmamız lazım burada? Duruş. Ya iyi bir politika izlemeliydik. Ben şunu düşünüyorum, Arabistan'da ya da Orta Doğu'da bizim hiçbir devletten taraf olmamamız lazımdı. Evet. Yani olmamalıyız. Şimdi yani şeye yaklaşıyorsun, Suriye'ye yaklaşıyorsun, iki türlü çatışma var. Irak'a yaklaşıyorsun, hangi birini tutacaksınız? Yarın Türkiye'yi de yani bu olay götürebilir. Bence. Çünkü yani şimdi Libya'da mesela Hafter'le şey kavga ediyor hükümet. Biz bir tarafı tutuyoruz. Hafter diyor ki sizin gemilerinizi bombalayacağım. Suriye'de gidiyoruz. Beşar Esad'ın şeyi karşıtı oluyoruz. Adam diyor ki size gelip bunu edeceğiz. Yani şimdi bizim o politikayı çok güzel götürmemiz lazım. Ya bugün şeyi andım. İsmet İnönü'yü andım da. İkinci Dünya Savaşı'nı andım. Arkadaşlar, kardeşlerim de dinliyor.
biz birinci dünya savaşından mahvolup çıktığımızda ikinci dünya savaşına o adamcağız bizi sokmadı. Yani Rusya ile ayrı bir politika, Amerika ile bir ayrı politika, Almanya ile ayrı politika, hepsini idare ederek biz girmedik, girseydik bitmiştik. Ya yani şimdi öyle bir politikanın yapması lazım ki Cumhurbaşkanımızın ya da devlet büyüklerimizin bizi bu bataklığa yani sokmamaları lazım. Çünkü giren çıkamıyorduk. Ama Amerika'da yani Rusya'da, şu anda Rusya'da şeydi, Çin ses çıkardı akşam. Çıkardı mı? Tabii, Çin'den ses çıktı efendim olamaz. Rusya'dan ses çıktı ne demek bir general bu? Hani bu terörist değil, bilemem adam kimdir nedir. Biz onu da savunuyoruz. Sonuçta insan. Ama bu terörist olsa gider vurursun dersin ki bakın teröristi vurdum. Rusya'da diyor ki bir devletin seçilmiş generalini vurmak dünyada görülmemiş bir olay. Çin'den ses çıktı. Şimdi bir savaş patlarsa Allah göstermesin. İnşallah olmaz diyelim. İnşallah. Doğru. İran mesela bir tek Orta Doğu'da İran kaldı. İran'da böyle parçalanıp yutulursa ardından Türkiye'ye sıra bize gelecek. Biz ablam çok iyi konuştu. Biz de ilaveten bir şeyler aktarabiliriz. Şimdi evet. İran bizim komşumuz. Suriye bizim komşumuz. Libya bizim komşumuz. Hem de atalarımızın hep bağı olan bir komşu ülkeler. Evet. Ama bunlar Türkiye'yi hiçbir zaman akıllarının sonuna bile getirmediler. Ve şu anda Türkiye hepsinin arasında barış gücü olarak oradan oraya koşuyor. Amerika, Rusya bunlar istedi mi seni ister istemez batağın içine atıyorlar. Evet. Gücün yetmez oraya gitmemek için. Kimsenin gücü yetmez. Burada akıllı olmamız lazım. Komşu ülkeler hepsi. Akıllı olmamız lazım. Sırta vermemiz lazım. O büyük devlere meydanı bırakmamamız lazım. Onların hedefleri bu. Aynen. Bizi çamura atmak. Bizim Müslümanlar iyi Müslüman olsa bu işler böyle olmaz. Hakiki Müslüman olsa bunları yaşamayız. Bizim Müslüman Müslümanı öldürür. Amerika yakalsa ortada o yok etmek ister ama elinden gelmez. Onu yapamaz. O onun işi değil. Evet. Bu Türkiye'nin işi. Peki Türkiye hangi tarafta olmalı? İran tarafında mı? İran tarafında. Orta Doğu'yu kana bulamak istiyor. Kısacası. Türkiye'de alet ediyor. Türkiye'nin bir noktada Arap ülkeleriyle birbirlerine vurduracak en sonki nokta Türkiye'dir. Çünkü Orta Doğu'nun bel kemiği Türkiye. Evet. İlk önce Arap ülkelerini yok edecek, ondan sonra Türkiye'yi yok edecek. Suriye'deki olan olaylar, bugünkü sığınmalar, bütün çoluk çocuk eşleri hepsi buralarda. Aynı şekil diğer ülkelerde de aynı olacak. Bunlar da buraya yerleşecek. Burada biz ekmek bulamayınca onlar günlükleri gülistanlık oluyor. Ortalığı karıştırmak için ne iş yapacak? Evet. Başka ne şey var ki? Bunun gayesi birbirine vurdurma milleti. Amerika yani her zaman çift siyaset uyguluyor zaten. 200'lü bir siyaset uyguladığı için. Şu anda İran ve Irak bizim sınır komşu ülkelerden ikisi. Orada olacak tabii ki karışıklıklar illaki bizim burayı da etkileyecek. Bize karşı da zaten yüzümüze başka söylüyor ama yaptığı terör destekli silah desteği falan da mevcut. Yani karışıklık çıkarabilir hemen. Bizi bu savaşa çekmek istiyor açıkçası. Vallahi Orta Doğu'da bizi batırmaya çalışıyor abicim ya. Evet. Daha doğrusu kadınlar dul kalmış, çocuklar yetim kalmış. Yani onun oyunu sadece silahları satabilmek bizim şey için. Hani bilmiyorum yani Allah belasını versin abi ya, şerefsizler ya. Tek kelime bu yani. Abi Orta Doğu'da Avrupa'daki Müslüman ve Müslüman ülkelerle yaşayan insanları Avrupa'dan kaldırıp kendi Hristiyan Katoliğine çevirmeye çalışıyor bence. Bu çünkü ezelden belli bu dış ülkelerin Müslümanlara yapmış olduğu bir şeydir yani abi, zulümdür. Bunun örneği Filistin. Filistin'de de aynı şey var. Şeyde de Libya'da da aynı şey var ki asker yolladık Kaza oraya. Amerika'nın planı bu ama abi bence İran bunun altında kalmaz. Çünkü o öldürdükleri başkumandan İran'ın büyülü sayıda bir adamlarından bir tanesi olduğundan İran'ındaki imamı da ki dedi intikamını alacağız ki iyi veya kötü. Yani abi İran Amerika'nın yanında bırakmaz bence. Gider yani. Gücü yeter mi İran'ın? Abi İran'ın yeter tabii ki. İran'ın yeraltı nükleer bombaları falan epey var. Ve İran'ın da yeteceğine de inanıyorum bence.
Amerika'nın politikası belli zaten. Petrolleri ele geçirmedi. Evet. Orta Doğu'daki zaten adamlar 100 yıllık planlar yapıyor yani. Evet. Onun için onların en büyük amacı petrolleri ele geçirmek. Ya ikinci plan olaraksa Orta Doğu'da bir karışıklık yaratıp oradaki yeraltı zenginliklerinden faydalanmak. Valla Orta Doğu'da ezelden beri bu kazan vaydı işte. Usta. Büyüklerimizin, dedelerimizin dediğine göre yani hep çıkar amaçlı bir şeyler olur Orta Doğu'da. Osmanlı'dan belli zaten, 1800'lü yıllardan belli zaten. Herkes oraya gözünü tilmiş. Osmanlı dağıldıktan sonra zaten küçük devletler orada bir potansiyel sağlamazdır. Ama inşallah bizim hayrımız olur, hayrımız da olmasın da dilerim. Aa, Türkiye'nin rolü ne olur? Türkiye güçlü bir devlet. Böyle geçmişten belli ecdadımızın en çok hizmet verdiği Orta Doğu'da Osmanlı'nın bugün büyük rolleri var. Bugün demir yollarını Osmanlı götmüş Orta Doğu'ya. Bunun yani tarihimizi bilen az çok dedelerimiz dediklerine göre inşallah Türkiye'de bir rolü olur. Evet. Fırsat vermezler. Irak'ta, işte Suriye'de, diğer ülkelerde çocuklar... Onlar bizimle geçmişten belli dostumuz, evladımız, din kardeşimiz. Bunları korumak bizim devletimize düşer, bize düşer. Yani bizim şimdi değil ki onlarla bir bağımız. Bin yıllara dayanır, yüz yıllara dayanır. Ama inşallah buna bizim devletimizin de çıkarımız için de olur. İran da bizim güçlü yakın komşumuz. En yakın komşularımızdan birisi İran. Yüzyıllardır beraber işli dışlı olmuş. Dinimizden beraber ticaretimiz var. İnşallah ona da bir Allah kolaylık verir. Bu şeyin içinden çıkar. Vallahi onlar bizim başımızı batırmak için ama batıramayacaklar. Evet. Öyle değil. Evet. Aha. Haberleri izliyorsun, takip ediyorsun. İzliyoruz, evet. İran'ı karıştırdılar. Evet. Sıra Türkiye'de mi sen? Ama Türkiye'ye yapamayacaklar çünkü Türkiye kuvvetli. Din kuvveti var. İman kuvveti var. Bunlara bir şey yapamıyor. Nedeni? Niçin Müslümanları yani? Birbirine kırdırmak amacıyla. Evet. Başka herhangi bir şey yok. Amerika dünyanın patronu olmuş. İstediği gibi dünyayı yönetebiliyor yani. Evet. Türkiye'nin yapması lazım. Türkiye'nin mi? Türkiye'nin bu konuda çok uyanık olması lazım. Birdenbire kendini her şeyin ortasına atmaması lazım. Sadece arabuluculuk yapması gerekiyor. Ha yani öyle taraf olup da Suriye'deki çıkmazın içine girdiğimiz gibi aynı şekilde Orta Doğu'da da aynı çıkmaza girmememiz gerekiyor. Evet. Düşünerek arabuluculuk yapması gerekiyor. Ben biraz evvel dedim, biz neredeyiz? Bunu bilir mi? Neredeyiz? Benim onu artık hocaya soracaksam, ben ne değil? Evet. O ne değil? Evet. Hani biz kendimize bir iltizamadık ki. Hani temsil vardır, onu da söylemeyeyim. Söyle abicim, sıkıntı yok. Boş ver. Hani gelirlerse bir paket salatıya bir avuç tuz misali yediririz. Hani hiç dinlenmedik ki. Evet. Bu salata çürüdü, sağlamıyor. Durumuyla. Öyle. Yani biz devlet olarak, üç olarak ne düşman olabildik ne dost olabildik. Sadece şey, onların kapısında bu uyduk. Yani, ne yapmamız lazım yani? Ne yapacağız? Önce milli olacağız. Birlik olacağız, birlik olacağız. Ben ettim, sen etmedin de. Ama öyle bir Kılıçdaroğlu sen bunu yaptın demeyeceğiz. Niye? Muhalefetine merhaba hocam, senin dediklerini Kılıçdaroğlu yapmış olduğundan sonra söyledi. Hani bizim devletimizi biz dış güçler diyor. Biz tepkilimiz olmuyoruz ki dış güç de bize karşı gelmesin, gelemesin. Dedim kardeşim. Yani ben bileceğim ki. Milli devlet güçlü iktidar olmadığı için bir yani, şey olmaz abi. Şimdi yani Amerika'nın burada Orta Doğu'da ne yapmak istediği? Ya Amerika... bizi bataklığa çekmeye çalışıyor Amerika. Başka işi yok. Evet. Türk alemini orada bitirmek. Ya Leşeci'den bir aslan neydiyse Amerika'da aynısını. Ne yapıyor hocam? Leşeci'den bir aslan neydiyse Amerika'da aynısını. Leş etmiş milletin omuzuna binmiş. Ha biz de leş adayıyız.
Yani inan ki bu İran'dan sonra bizim de geleceğimiz bir varlık değil. Ya bu zihniyetle değil yani. Dolar yükseliyor. Ya abi dolar yükseliyor. Nasıl olsa yani herkesin aylığı 80, 70-90 yaşına adamın aylığı 85-90 milyon. Tam neredeyse şeyin tabudunu aşmışlar, yine yanmış orada para kazanıyor. Şimdi buradan bilgi olur mu? Ben sana söyleyeyim. Yani ezan okunmayla çevre Müslüman olmaz. İş ibadetin aslı namazdır. Bire değil mi? Ya. Şimdi biz bunu yapamıyoruz. Yapamadığımızda kimi? Amerika'da bizim oyuncağıyla. Zaten Rusya yutmuş. Danteliler de öyle. Şu anda Rusya şeyini görüyor yani. Bu dümünde. Onun için de Allah'ın günü olsun. Allah hayırlı işler, hayırlı rızıklar versin. Devletimize, milletimize sevaz versin. Birlik beraber. Abi sizin düşünceleriniz ne? Düşünce biraz önce söyledik ya arkadaşlar, normal sohbette. Şu anda dedim ya su üzerinde sahibilerle şey yapıyor ama normalde en iyi müttefikler bunlar. Türkiye hiç yok öyle. Bir de Orta Doğu'da hiçbir İslam'ı barınacağı şekilde yani bireyselleştirme. Devlet veya toplum olarak bir cemiyet, cemaat değil. Bireyselleştirme, aynı Avrupa yaptıkları gibi Orta Doğu'da aynı yapıp nüfusta azaltma yapacağız. Yani rahmetli Erbakan'ın dediği gibi küçük İsrail'i kurmak. Evet, evet zaten idealleri o. İsrail zaten kurulmuş. Zaten o kurulmuş da ikinci bir sebep. Mesela yok olma seviyesine gelip tekrardan genişlemek için. Bütün politika bu. Kutsal topraklar önemli olan. Petrolda bahane, doğalgazda bahane, asır nüfus, İslam nüfusu. Bunun üzerine yap, bütün yaptıkları politika bu. Savaşın en büyüğünü yaşıyor. Türkiye olarak biz de buna dahil ettiler. Bir daha bakalım. Evet. Dünyada tek ibaresi kullanıyor. Ki öyle. Özel dokular dili bir sapan gibi ağzından fırlatır. Dış ticaretin, dış ülkeler. Saatte 1600 kilometreden daha hızlı giden dostumuzun hiç kalmadı. Uzaktaki dana ulaşmak için 45 saat. İyice zayıfladığımızı. Amerika'da gücünün göstergesi. Mokusla kaplı olan kuvvesine göre nasıl anlatayım ki? Ben mi diyorum? Yani? Yarın İran tüm İslam ülkelerini aldı zaten. Bitirdi, bitirmeye çalıştı. Herhalde sıra bize geldi diye düşünüyorum. Ne yapmamız lazım? Dış politikayı iyi kullanmamız lazım. İyi değerlendirmemiz lazım. Emin adımlarla ilgilenmemiz lazım. Dış politikada çok tuhaf çok silahlar söz konusuysa evet. Keseli karınca yani yiyen de dil gösterisiyle ödülü kapatmak. Veya onun hükümetleri veya da onun Avustralya keselisi politikaları bence kullanmamız lazım. Çünkü başka İslam ülkesi kalmadı. Ortadoğu'da sadece Türkiye var. Yapışkan başlıyor. Kırmızı dili onları öyle tahmin ediyorum ki İran'dan sonrası Türkiye olacaktır. Abi İsrail devletini kurmalıyız. Evet. Büyük İsrail devleti. Başka bir çaresi yok yani. Yani biz Türk milleti veya İslam coğrafyası olarak uyanmamız lazım. Evet. Bunların ayası Orta Doğu'da Büyük İsrail İmparatorluğunu kurmak. Tüm İslam ülkelerine hakim olur. Başka bir şey kayıtları yok. Denizler olsun, karadaki yerlerimiz olsun, hepsine göz dikmek zorunda. Biz tabii birlik beraberlik olmamız lazım. Yani buna uyanık olmamız gerekiyor bence. Millet olarak ve İslam coğrafyası olarak birbirimize destek olmamız lazım. Yani. İslam büyüdükçe Amerikan değil, dış devletlerin hepsi gel başımıza buluyor. Yani biz millet olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak olsun, Allah'ın dini yani ölürüm vatanımızı vermez. Bizim gideceğimiz yer yok. Sadece bizim kalacağımız yer Türkiye Cumhuriyeti'dir, ırsak burada ölürüm. Yaşasak burada yaşar. Biz diğerleri gibi değil, mesela diyelim ki Filistinler gibi filan kaçak toprağımızı hayata terk etmesin, canımız feda ederim, seve seve. Yani Amerika'nın bunda başka şey yok. Yani Büyük İsrail devletini kurmuş. Ama biz millet olarak uyanmamız lazım.
Bunları telafi etmemiz lazım. İstemeyle bizim aklımız yetmez yani öncelikle. Çünkü yani biz sadece dışarıdan, televizyondan gördüğümüz kadar yorumluyoruz. İçeride dönen planlar, oyunlar artık ne diyeceksek bu şekilde düşünceleri vardır ama tabii dediğim gibi yani biz sadece dışarıdan gördüğümüz şekilde yorumlarız. Tabii.